Kuzey Kore. Resmi adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti. Dünyanın en kapalı ve sırlarla dolu ülkesi. Batılıların dediği gibi saklı krallık. Yüce lider. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yüce lideri. Büyük Halef. Kore Halk Ordusu Yüce Kumandanı. Dahi Yoldaş. Ulusal Savunma Komisyonu Başkanı. Merkezi Askeri Komisyon Başkanı. Sevgili lider. Saygın yoldaş. Ve zalim diktatör. Maraşer Kim Jong-un her şeyi denetler, tasarlar ve yönetir. Anlamak çok zor. Polonyalı fotoğraf sanatçısı Mihail Hanavich, sancılı bir vize sürecinin ardından birçok kişinin üstüne para bile alsa gitmeyeceği Kuzey Kore'nin başkentine, yani Pyongyang'a gitmeyi başardı. Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'de yaşam sırlarla dolu. Devlet görevlileri sizi sadece göstermek istedikleri yerlere götürüyor. Ve götürüldüğünüz yerde halkla konuşmak, görevler başınızda olmadan araçtan ve kaldığınız otelden çıkmak yasak. Sadece izin verilen yerlerde ve o da sadece izin verilen saatlerde olmak kaydıyla. Kontrol altında fotoğraf çekebiliyorsunuz. Mihail Hanavich çektiği fotoğraflarla dünyanın geri kalanının da bilinmezlerle dolu bu ülkeye dair fikir sahibi olmasını sağladı. Ve bazı kareleri her türlü riski göze alarak gizlice çekti. Hanavich, başkent Pyongyang'ın ilk bakışta normal bir şehir gibi göründüğünü, ancak ziyarete izin verilen şehre gitmek için gözetim altında bir minibüse sıkıştırdıklarını anlatıyor. Burada minibüsten inmeden önce herkesin fotoğraf makinesi ve telefondaki fotoğraflara tek tek bakılmış. Geceyi geçirecekleri otelin sadece birkaç metre ötesine çıkma izni verilmiş ve pasaportlarına da el konulmuş. Kuzey Kore gezisi her anıyla denetlenen ziyaretçiler otobüsle askeri bir bölgeden geçerken, "Şimdi askeri bir bölgeden geçiyoruz. Fotoğraf çekmek yasaktır. Burada hepiniz uyuyacaksınız" gibi sert talimat anonsları yapılmış. Mihail Hanavich, Kuzey Kore'de yaşadığı tedirginliği şöyle açıklıyor. "Bence Kuzey Kore televizyonda ve muhtelif basın organlarında gösterildiğinden çok daha kötüydü. Evet, şiddete, evsizlere, ölümlere ve toplama kamplarına şahit olmadık. Ancak o yoksul ve gri insanları, o korku dolu ve sizinle göz göze gelmemeye çalışan suratları, sanki siz cüzdanlıymışsınız gibi kaçışanları görmek çok rahatsız ediciydi. Bize gösterilen sadece bir tiyatro oyunuydu. Turistlerin görmesine izin verilen her yerde Kuzey Koreli kılığında aktörler vardı." Mihail Hanavich, gösterişli yollarda oyuncu gibi gözüken sahte görünüşlü insanlarla turistlere gelişmiş bir ülke imajı yaratılmaya çalışıldığını söylüyor. "Şehirde adeta bir Truman Show deneyimi yaşıyorsunuz. Mesela günde sadece bir trenin sefer yaptığı ve o saatte tren olmamasına karşın Pyongyang tren garında sanki trene yetişecekmiş gibi iyi giyimli koşturan kalabalık insanlarla karşılaşmış. Ancak birkaç dakika sonra o kalabalık insan grubu bir anda kaybolmuş. Görülen o ki her şey mizansen, her şey tiyatro." Bir bal peteği görünümlü apartman daireleri Doğu Avrupa'daki sosyalist mimariyi hatırlatıyor sanki. Otoritenin kısıtlamalarını görmezden gelerek izin verilen bölgenin dışında bir gezinti yapmaya karar verirseniz, hemen sizi durdurmazlarsa sakın her şeyin yolunda olduğunu düşünmeyin. Hiç beklemediğiniz bir anda tutuklanıp, tehdit edilerek ve sonra serbest bırakılmak için para ödemeye zorlanacağınızı unutmayın. Serbest kalmak için kişi başı $10.000 ödemek zorundasınız. Kuzey Kore rejiminin kurmaca yalanları inanılır gibi değil. Devlet dış dünyaya yalan söylüyor. Devlet halka yalan söylüyor. Basın halka yalan söylüyor. İnsanlar birbirine yalan söylüyor. Tur görevlileri ziyaretçilere yalan söylüyor. Kuzey Kore yalanları her gün sistemli bir şekilde hem kendi halkına hem de ziyaretçilere empoze ediliyor. Halka söylenen bazı Kuzey Kore yalanları. Neymiş efendim? Kuzey Kore dışında yaşam çok kötü. Güney Kore halkı Amerika'nın işgali altında acılar çekiyor. Evet, bizde gıda sıkıntısı var ama diğer ülkelerde durum çok daha kötü. Amerikan halkı açlıktan kar yiyor. Bütün dünya yaşam kalitesiyle Kuzey Kore'yi kıskanıyor. Bu bilgileri veren görevliler acaba bunun yalan olduğunu ikimiz de biliyoruz. Ama ben burada yaşıyorum ve rolümü oynamak zorundayım diye mi aklından geçiriyor? Yoksa söylediklerinin gerçek olduğuna mı inanıyor? Bilmek çok zor ama acı. Sokaktaki iyi giyimli gençler ve çocuklar ziyaretçilere fotoğrafik görüntü vermek için mi buradalar acaba? Kendi kendinize kafanızda cevabı olmayan sorular uçuşuyor. Bu gördüklerimiz gerçek mi? Ben gerçek miyim? Bu yüzyılda bu ülke gerçek mi acaba? Başkent Pyongyang'da iş çıkış saati olmasına rağmen caddeler oldukça tenha. Tek tük geçen araçlar için büyük bulvar ve caddeler ki o tek tük görülen araçlar da rejim görevlisi üst düzey bürokratların araçları. Olmayan trafiği düzenleyen trafik polisleri. Bu tuhaf durumu sorduğumuzda görevliler, biz çevreyi korumak için ülkeye pek araç sokmuyoruz diyorlar. Daha inandırıcı bir yalan olamaz mıydı? Kuzey Kore'de internet neden yasak diye soruyorsunuz. Cevap, halkımız diğer ülkelerde olan kötü şeyleri görüp dış dünyaya karşı olumsuz bir görüş edinmesin diye. Daha inandırıcı bir yalan olamaz mıydı diye düşünmeden edemiyorsunuz. Görevliler yemek zamanı gelince şimdi bir yerel lokantaya gidiyoruz diyorlar. Kuzey Kore yalanları arasında en barizlerinden birisi bu. Elbette hiçbirine halk giremiyor. Yerel halkla basketbol oynaman, bowling salonuna götürülüşün, o sahte hastane, o çocuklarla çektirdiğin fotoğraf, yerel lokanta, yerel otel, hepsi aylarca, yıllarca üzerine çalışılmış senaryolar. Kuzey Kore yalanları. Kuzey Kore'de 15 yaşın üzerindeki herkes zorunlu olarak sol göğsünde Kim Jong-un'un rozetini taşır. Ülkede radyo ve televizyonlar, fabrikada frekansları sadece devletin kanallarını alacak şekilde üretilir ve radyolar 24 saat açık kalır. Halkın yurt dışından haber almasını engellemek için frekans değiştirme düğmeleri olmaz. Songbun puan sistemine göre her vatandaş hakkında gizli bir dosya oluşturulur ve halk 3 ana sınıfa ayrılır. Size verilen puana göre evlenirsiniz. Yine bu puan sistemine göre eğitim, iş ve yaşayacağınız bölge seçilir. Yani yaşam önemli ölçüde bu sınıflandırma ile şekillenir. Ve asla size biçilen sınıfın dışına çıkamazsınız. Yani kaderinizi değiştirmeye gücünüz yetmez. Kuzey Kore'de yaşam bu zavallı insanlar için çok zor. Evet sevgili dostlar, Kuzey Kore halkı gibi yalan bir dünyada yaşamak istemiyorsak, sahip olduğumuz bu muasır medeniyete, çağdaş değerlerimize ve özgürlüğümüze sahip çıkmak zorundayız. Sevgiyle kalın.